Ne haber? Ben Şostum. Bugün yepyeni bir videoyla, zorlu bir videoyla karşınızdayız. Nasıl zorlu bir videoyla karşınızdayız? Evet efendim, 24 saat balkonda kalacağım ama clickbait değil. Tamam, ben 24 saat buradayım. Hatta inanmazsanız diye şuraya Sony'yi koydum. Timelapse çekecek. 29 Haziran saat 1. 24 saat boyunca o yenilediğimiz balkon var ya, o videoyu da izlemediyseniz karta bırakacağım. 24 saat boyunca balkondayız. Ama bu balkon serüveninde yanımda olmak için kanala hemen abone oluyorsunuz. Ondan sonra videoyu beğenip zili aktifleştiriyorsunuz. Bir de yorum yapıyorsunuz. Böyle videoların devamı geliyor. Balkonda, balkon üzerindeyken koyduğumuz her şey yine var. Ve bir adet Özge'nin bana hazırladığı çanta var. İçinde ne olduğu hakkında ben de bir şey bilmiyorum. Yani tek bildiğim bir tane şey var. Ve bu arada tuvalet ihtiyacı için çıkabiliyorum. Bio serbest zaten. Naber Production hesabımızdan bu timelapse'i paylaşacağım. Evet, gelelim çantamıza. Bu çantanın içinde olmayan şeyleri almak için ise Özge'nin bana görevler vermesi gerekecek. Ben o görevleri becerebilirsem, işte oyunlar vesaire veya sorular becerebilirsem o ürünü alabileceğim. Evet, başlıyoruz. Bakalım. Ha, bu benim uzun hırkam. Bayağı uzun. Ablamdan çaldım bunu. Gece üşürsem giymek için çok mantıklı. Şöyle açalım. Mum. Bir miktar mum. Bayağı miktar. Yardımcı ip. Olayalı mendil. Hijyen önemli. İçinde olduğunu bildiğim ürünlerden bir tanesi. Bunun kutu açılışını beraber yapacağız sizlerle ve denemesini. Nurgaz Troya kamp ocağı. Ucuzdu. Hoşuma gitti, aldım. Karton bardak önemli. Tuvalet kağıdı çok kullanılmış. Uyku tulumu ve burada başka bir şey yok. Şu göze bakalım. Kolonya. Yarım şişe. Kolonya. Çok severim. Kolonya koymasalardı bayağı sıkıntı çıkartırdım. Kaşık. Kafa lambası. Buff. Buff severim. Bir şişe daha kolonya. Burada da başka bir şey çıkmadı. Ya ben bir tencere tava falan arıyorum şu an ama. Hani tamam, çok güzel kamp ocağımız var. Gerçi kamp ocağında ne pişireceğiz? Mum mu pişireceğiz? Yiyecek hiçbir şey koymamışlar. Ben ne yapacağım bunu? Maske. Tabi. Balkonda tek başıma 24 saat geçiriyorum videosunda maske olmazsa olmaz. Çaylar, kahveler, şeker de koymuşlar güzel. Evet, bunun sonu. Çatal kaşığı anladın mı? Şu çubuklar ne? Bunları ne yapacağım? Bu arada hala bir tencere tava çıkmadı. Bıçak önemli. Bu çanta dün gece hazırlandı bu arada. Aha, yiyecek bir şey çıktı sonunda. İki tane noodle'ımız var. Güzel. Akşam yeriz. Bu arada çay kahve için sıcak su isteyeceğim. Boşuna tüp harcamak istemiyorum. Tüpler pahalı. Bunun içinde ne var? Açalım bakalım. Sanırım kırmızı toz biber. Zeytinyağı. Böyle mi koydunuz? Bulamadınız mı bir şişe? Bunda koku yok ama tuz olduğunu varsayıyorum. Hani zeytinyağının paketlenişi, ne bileyim. Ha, burada bir şey daha var galiba. Hiçbir şey daha yok. Plastik şeyle herhalde şey pişireceğiz ya da isteyeceğiz. Görev isteyeceğiz tencere tava için. Burada da bir düzine kağıdımız var. Evet, sınırsız su. Bunu biliyorduk zaten. Sandviç. Evet. Aç kalmamam için bir tane şey koymuşlar, sandviç. Annem yapar verir bunu. Oo, sucuk. Ekmek ve yumurtamız varmış dışarıda. Sucuktan sucuk ekmek yaparız. Yumurtadan zeytinyağı da var. Zeytinyağlı yumurta yaparız. Krallar gibi yaşarız ya. Tüpümüz de var. Bol bol da şey isteriz ama şunu ne yapacağım bilmiyorum. İyi ya, güzel. Çok kötü değil. Biraz dağınık çalışacağız ama bununla aslında bir fikrim var. Özge kabul ederse getirden falan sipariş verip bunu aşağı sarkıtıp bir şeyler çekebilirim yukarı. Biraz bir dinleneyim. Hava aşırı sıcak. Yani aşırı sıcak. Eskiden sıcak dinlerim. Saat 1.24. Bakalım. Ben yatıyorum. Daha bir saat olmuş. Saat 2.07 geçiyor. Bir saattir şöyle YouTube'da notuna takıldım biraz. Gezindim ve karnım acıkmaya başladı. Biraz önce çantadan sandviç çıkmıştı. Sandviç de kuru kuru gitmez. Alo. Heh. Evet efendim, şimdi ben acıktım. Bana gördüm ki çantada sandviç vermişsiniz ama ben bu sandviçin yanında limonata istiyorum. Limonata istiyorsun. Güzel. Bunu bir şartla verebiliriz. Evet, şartınızı dinliyorum efendim. Videonun başında bir kanalın kremçesine ölmelik bir story atarsan. Ama video yayınlandığı tarihte atacağız story'yi, değil mi? Evet. Tamam, o zaman ben şimdi story'yi hazırlıyorum. Sana atıyorum, sen beğenirsen story'yi limonatamı istiyorum. Sen de aile grubuna yazıyorsun. Evet, aile tamam. Aile grubuna annem limonatayla sandviçimi getiriyor. Tamam, şimdi hadi ben... kolay gelsin. Teşekkür ederim, görüşürüz. Story çektim, bence oldu. Şimdi aile grubuna yazacak Özge. Ondan sonra limonatam ve sandviçim gelecek. Evet, bir yandan işlere de devam ediyoruz. Ne yapacağız? Sosyal medyasını yönettiğim bir sivil toplum kuruluşunun bir videosunu hazırlamıştım. Çekimini, montajını vesaire yapmıştım. Şimdi o videoyu yükleyeceğim. Bir yandan iş yapmaya devam yani. Kaç saat oldu? Daha 1,5 saat olmuş. Saat 2,5. Evet, o arada başka bir iş geldi. Kapı açıldı. Sandviç geldi. Oha, ekmeğe bak. Oha. Uhuu. Buz gibi. Hemen şu işlerimi halledip. Ben de böyle oturmayı hiç beceremem, biliyor musunuz?
Yemem yedim. O kadar sıcak ki kamera sıcaktan ısınım kapandı. Ben de işte birkaç saattir bilgisayardaki işlerimi hallediyorum. Limonata aşırı iyi geldi ama bitti. Özge de dışarıda olduğu için arayıp darlayamıyorum. Bir şeyler istemiyorum. Bu beni üzüyor. Özge'nin işinin bitmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu ürünün şunun yani YouTube Türkiye'de incelemesi var mı doğru düzgün bilmiyorum. Bunun incelemesi olmayabilir yoksa kesin çekerim zaten buna da detaylı bir inceleme. Bu arada saat 3.41 olmuş. Evet canlarım. Eğlenceli bir video olacak dedik ama daha eğlenemedik. Özge'nin eve dönmesini bekliyoruz diyebilirim açıkçası. Özge eve dönünce görüşürüz canlarım. Evet dostlar, sanırım Özge eve geldi. Özge eve geldiyse bu ne demek oluyor? Yemek yiyebiliriz demek oluyor. Fakat ne yiyeceğime karar veremedim. Şimdi Özge'den ne isteyeceğiz? Bir tava, tencere gibi bir şey isteyeceğiz. Bir de çakmak isteyeceğiz. Burgazın ocağıyla kendimize yemek yapacağız balkonda. Instagram takipçilerime soracağım. Evet, biliyorsunuz bugün 24 saat balkonda kalma videosu çekiyoruz. Ve bu video kapsamında Burgaz'ı şöyle bir ocağından aldım. Bu ocağın üzerinde yemek yapacağım kendime. Akşam yemeği gibi olacak. Çok acıktım. Sizce ne yemeliyim? Anket bıraktım. Sorduk bakalım cevaplara göre. Tekrar kamerayı açarım. Bir arayalım bakalım Özge'yi ya. Şimdi ben çok acıktım. Bana atıştırmalık bir şeyler mi vereceksin yoksa ocak için malzeme mi vereceksin? Sen bana bir tane kara çikolata ile soğuk kahve ver be. Ha, yani iki tane şey istiyorsun. Yani neden olmasın? Ne yapsak ki buna? Taş kağıt makası akşama mı yaparız, şimdi mi yaparız? Ya da taş kağıt makası şimdi yapalım ya, bir de kaybedersem. Yapalım, görüntülüye geçelim o zaman. Evet, şimdi taş kağıt makas oynayacağız. Ya zaten çantaya bir tane yiyecek bir şey koymamışsınız. Evet, Özge'yi taş kağıt makasla yenersem bir adet kahve, bir adet de kara çikolata alıyorum. Yes! Yes, 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 yes! Şurada konfetler uçuyor şu an. Yaşasın! Size şimdilik görüşürüz. Ben birazdan yiyeceklerimi alacağım, o zaman konuşuruz yine. Über muhteşem, felaket, fevkaladenin fevkinde balkonda 24 saat videomuzun devamındayız. Geldi altın çikolatamız. Golden çikolata Ülker. De mi şoktan kahve. Vallahi çok acıktım ha. Şunlar ya. Soğuk kahvemize çikolatamızı yedik. Bunlar bana enerji verdi. Özge dedi ki daha çok güzel maddelerim var senin için. Yoruldum, piştim. Bir yandan da dün doğa yürüyüşünden geldim. Ondan bir yanığım böyle. Saat 6:10 geçiyor. Şimdi Instagram takipçilerimize de sorduk. Acaba akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Noodle mı yoksa sucuk ekmek mi? Bu arada bizi Instagram'a takip etmiyorsanız Instagram hesaplarımızdan çıkan bölümlerin linki var. Evet, sucuk ekmeğe doğru bir yöneliş var. Siz olsaydınız hangisine oy verirdiniz? Hemen aşağıda yorumlar bölümünde bunu benimle belirtin. Oy! Arada ihtiyaç molası vermek gerekiyor. Saat 7:21 geçiyor, yani 6.5 saate yakın oldu. Gidip bir ihtiyaç molası verip geleceğim hemen. Haydi görüşürüz. Oy, vallahi geldim. Serindi içerisi açıkçası. Çok çıkmak istemedim. Özge yine bir dışarı çıkmak zorunda kaldı. Onun için ben yine aç kaldım. Özge bir gitsin, gelsin. Ondan sonra bir şeyler yaparız işte. Ben biraz daha yatayım ya. Görüşürüz. Özge'nin bir tık yoğunluğu var evde, onun için hızlıca dedi ki, ben de çok acıktım bu arada, şöyle bir yemek malzemeleriyle bir içecek versin. Ben de Instagram'da sizin seçtiğiniz sucuk ekmeği yapayım. Yemek malzemelerimi ver bana, bir de bir bardak kola veya bir içecek istedim. Şimdi Özge geldi, bakalım bana neler yaptıracak. 5 şınav çekeriz herhalde ya. Çeker miyiz sayın seyirciler? 5 şınav çekeriz ya. 5 şınav değil nedir ki? Ben normalde şınav uzmanıyımdır da işte. Böyle anam 1, anam 2, anam 3, 4, ne ikisi 4 mu 4? Bence oldu. Vallahi çok güzel çektim. Yani o kadar güzel çektim ki. Kaç dakika? Hazırım. Plankın nasıl yapıldığını tam hatırlamasam da. Ha şöyle, kollar şöyle değil mi? Başladım. Ne haber, ben yaşıyoruz. Bir dakika de bari. Ben bekliyorum burada on, yarım saniyedir. Yarım dakikadır. Ne yine sıcağınız? 30 saniye mi oldu? Ben durdum şu an. Bence yeter. Ne yaptım videoyu izlerken göreceksin. Ben gidip yemek yapmaya şimdi.
Haydi görüşürüz. Ay. Ha siz de buradasınız değil mi? Şimdi içeriden annemden ben bir tava isteyeyim falan. Şuraya kuralım setup'ı. Şuna hemen bir sucuk ekmek yapalım. Sucuk ekmek çıktı Instagram'dan son 3. Prodüksiyon da yemek yiyormuş. Biz ocağımızı kurarken prodüksiyonun yemeğinin bitmesini bekleyeceğiz. Bu arada bu videoda işliyorum, sponsorlu değil. Tamamen hepsini kendi paramızla çatı çutur aldık. Maalesef ki evet öyle. Bunu ilk takarken bir ufak bir gaz kaçırdığı söyleniyor. Korkmayın diyorlar. Ben kesin korkarım. Evet çok az bir miktar kaçırdı ama bir tık daha hızlı yapsam hiç gram kaçırmazdı. Şimdi tabii bu kaçırdığı gazı azıcık havalanmasını beklememiz de lazım zaten. Tam içeriden sucuklar gelmeye başlamış. Bakın bakalım kim geldi sonra yanda. Bak bakalım kim var burada yanda. Bakın burada kim var. Bakın kim var burada. Kim varmış. Kim varmış oyun burada bak. Bak. Baba öpücük be. Huzursuz oldu tabii. Balkona ilk defa çıkıyor. Öpücük ver babaya. Öpücük ver babaya. Hep öpücük verir bana normalde. Videodayken utandı mı? Balkona ilk defa çıkmasının etkisi mi? Normalde balkona çıkartmıyoruz hani atlar katlar bir şey olur diye ama. Neyse görüşürüz de baba. İlk defa da Robin'i bir videoya resmi olarak çıkartmış oldum. Bu arada yine kamyonlar otobüsler biliyorsunuz bizim burası biraz hareketli. Bilmiyorsanız da yeni takipçimizsinizdir. Hoş geldiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olmanızı bekleriz. Şu güzelliklere bakar mısınız ya? Geldi mamalarım. Geldi mamalarım, geldi mamalarım. Ellerim kolayını kolay biraz uçsun. Şimdi bu ocakları yakarken yapılan çok büyük bir hata var. Yapmanız gereken şey kesinlikle tüpü açtıktan sonra değil, çakma yaktıktan sonra tüpü açmanız gerekiyor. Yani şöyle. Evet gayet alevli bir şekilde yanıyor. Yani önce ocağı değil, önce çakmağı yakmanız gerekiyor. Çok kısık bir ateşte bile ben sanki pişirebilecekmişim gibi yani tırstırdı hatta beni böyle bir. Valla çok kuvvetli. Beklediğimden çok kuvvetli. Yani açıkçası hiç böyle beklemiyordum. Yakından göstereceğim size. Ocağı yaktığım andan itibaren gördünüz yani. Ve en kısında falan yanıyor şu an. Gayet. Yani pişirdi gibi. Şaka gibi ama. Bakın neredeyse yanacak kar yani. Sadece ocağı tam olarak söndürmek birazcık zor oldu. Hani ben söndürdüm sanıyordum. Meğersem tam söndürememişim. İyi sıkılması önemli. Şunları ekmeğin arasına koyalım. Böyle özendirmek gibi olmasın ama sucuğun kalan yağını da ekmeğin içine döktüm. Valla balkonda 24 saat falan dedik. Başta acıktık falan. Ama krallar gibi yaşıyoruz şu an. Valla kral gibi yemeğimiz oldu. Güzeldi. Oy. Azıcık yatayım. Yine video falan izleyeyim. Sonra gelelim. Sucuk çok güzeldi. Ellerime sağlık. Haydi görüşürüz. 16 saat daha buradayız. Dostlar durum çok kötü. Şimdi size göstereceğim. Sivrisinek bastı. Ben de hemen şöyle bir araştırdım. Lavanta kokusundan nefret ediyorlarmış. Kaçıyorlarmış. Yakma kabı istedim içeriden artık şey olarak. Lavanta burada var. 3-5 tane lavanta şuradan çalacağım. Onları yakacağım. Kaçırmaya çalışacağım. Dehşet bir sivrisinek yoğunluğu var şu an. Delik deşik ediyorlar beni yani. Her tarafım kaşınmaya başladı bile. Tavanda gördüğünüz noktaların hepsi sivrisinek. Her taraf bastılar. Ben hemen şöyle bir şeyler falan yakayım. Bir otlar motlar bir şeyler yapayım ya. Vallahi öleceğiz yoksa burada. Azıcık lavanta alacağım. Vallahi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Otlar motlar da var güzel. Bunlar bayağı doğal lavanta. Şöyle yakmayı deneyelim. Böyle yanmıyorsa Türk işi. Siz görmüyorsunuz. Size de göstereyim. Burada böyle bir ateşimsi bir şey yaktım. Belki bir nebze olsun rahatlatır. Oh çok da güzel koktu. Olduğu kadar. Senin için azıcık kolonya sıkıyorsun. Çok tehlikeli işlemler yapmayın bunları evde. Yakarak bunlardan kurtulma niyetim var. Kuru sümbül bile buldum. Azıcık da özellik isteyeyim içeriden bari yakmışken bir işe yarasın ya. Özellikle nazar için. Kanalın nazarı gitsin diye. Bizim yaptığımız güzel işlerde gözü olan çirkin insanlar hayattaki tek başarısı başkalarının başarılarını çamur atmak olanlara karşı bir de özellik yakalım bakalım. En azından iyice tavana kaçtılar. Bana gelmiyor hiçbir tane sivrisinek. Özellikle güzel güzel kokuyor. Bunlar böyle iyice tütmedi. Ne yapalım? Atadan kalma yöntemlere devam.
Sivrisineklerden kurtuldum. Yani sanırım. Şöyle size biraz şovlar movlar yapayım. Şimdi ışıklar neden kapalı dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Size bir sürprizim var ama kime? Kanalımızın kraliçesine ve kanala abone olup bildirimleri açmış, videoları izleyip yorum yapan canımız ciğerimiz takipçilerimize, gerçek abonelerimize gelsin bu sürpriz. Evet efendim, çeviriyorum. Nasıl? Size kalp yaptım. Ey kanalın gerçek aboneleri ve sevgili kanalımızın kraliçesi. Siz de kanala abone olup bu kalbi kazanabilirsiniz. Hemen videoyu da beğenin. Evet, yüzüm ne kadar seçiliyor bilmiyorum. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bu kadar rahat insanlar nasıl geziyor bilmiyorum ama... Işıkları kapattım. Biraz doğal bir ortam oldu böyle. Hani çok huzurlu aslında. Sırf hiç balkonmuş gibi değil yani. Şu an size mum ışığında sesleniyorum. Şimdi size belki de daha önce hiç görmediğiniz bir şey göstermek istiyorum. Kamerada aşırı belli olmuyor ama renkli mi? Daha önce görmüş müydünüz? Alevi renkli yanıyor. Ben de yıllar önce bir yerde denk gelmiştim, almıştım. İlginç değil mi? Tekrar yakından da göstereyim biraz. Şimdi ben birazcık buraları toplayacağım. Çünkü biraz fazla dağılmışım. Sonra uyumaya geçerim. Güzel, huzurlu bir akşam. Böyle yani... Evet. Çok hızlı bir şekilde topladım. Şimdi hemen lavaboya gideceğim. İhtiyaç gideriyim. Sonra şu gördüğünüz kutunun içine girip yatacağım. Evet, yatmaya geldim. Yanıma şöyle bir ışık aldım. Tişörtü değiştirdim. Pijama üstü giydim. Geldim. Güzel bir gece olacak. Uyku tulumumu hazırladım. Şimdi gireceğim. Şu ışığı da timelapse'de belki azıcık görünürüm diye şöyle bir açacağım. Güzel bir gündü. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sabah görüşürüz canlarım. Öpüldünüz. Günaydın. Günaydın, günaydın efendim. Saat oldu 10:16. Ay, 3 saat kaldı ama Özge mezun oluyor şu an online olarak. Herhalde şimdi kalkacağım, bir lavaboya giderim. Devam ederiz, bir kahvaltı yaparız zaten. Saat 1 olur, çıkarız buradan. Çok güzel bir geceydi. Siz ne kadar görebildiniz bilmiyorum. Neyse efendim, ben bir gideyim geleyim. Oh, geldim. Çok az bir sürede Robin'le ilgilenmek zorunda kaldım. Fıldır da evde zaten, kıyametleri koparmış gece. 2,5 saatimiz kalmış. Özge mezun oluyor şimdi, onunla konuşuyoruz bir yandan. Buradan da Osman Gazi Üniversitesi'nde radyoloji okumak isteyenlere mezun oluş hikayesiyle ilgili bir video çekip sizle paylaşacağız. Çok ilgili hocaları, çok ilgili şeyler olduğu için bunlardan sizin de haberiniz olsun istedik. 1,5 saatimiz falan kaldı. İçecek için bir şey istedim. Yine şaklavanlık yaptıracak bana. Evet, Özge'den görev geldi. Şimdi bir reels çekeceğiz. Yine şekilden şekle giriyoruz ya. Evet, çekiyoruz. Evet, şimdi Reels'ımı da paylaştım. Rezil olup duruyoruz ya. Bu Reels'ı izlemek isterseniz Instagram hesabımızdan çıkan önümde linki var. Oradan benim kendi şahsi Instagram hesabıma bakıp Reels'ı izleyebilirsiniz. Buraya koymayacağım çünkü tehlik yiyorum. Evet, şimdi yumurtamızı yapmaya başlayabiliriz bence. Malzemeler de geldi. Bu görev zaten içecek içinde. Bir tek yağı falan işte böyle bir poşete koymuşlar da oradan kullanması zor olacak diye direkt şişesini istedim. Tuzla toz biber de aynı şekilde. Hemencecik sıktım. Şimdi azıcık bir çıkan gazın buharlaşmasını bekleyeceğim. Yağın içine yumurtayı kırmak birazcık zor oluyor. Bence yani. Biraz sıçrıyor. Ben yumurtaları ayrı bir kaba kırıp direkt kaptan boşaltmayı deneyeceğim. Çünkü çok foşluyor, böyle bir yağ şey yapıyor. Onu sevmiyorum. Biraz rahat olmuyor benim için. Şimdi gazımız yeteri kadar uçmuştur diye umuyorum. Ve yanıp yanmadığını göremedim. Bu beni birazcık tırsıttı. Evet, yanıyor. Ama şey olduğu için pek göremiyoruz yandığını. Gündüz olduğu için sanırım. Şöyle tavama azıcık zeytinyağımı koydum. Hemen ocağımın üzerine koyacağım. Yağım ısındı. Hemen içine yumurtalarımı atıyorum. Çok ısınmamış ama olsun, oldu o kadar. Ardından hemen kuzumuzu atalım. Kapağını kapatalım. Hemen pişsin. Hemen bir kapağını açıp kırmızı biberimizi de ekleyelim. Fazla bile pişti. Ocak çok hızlı pişiriyor. Yani çözemediğim şekilde aşırı hızlı pişiriyor.
Fazla pişti hatta. Çok fazla pişti hem de yani. Ocağımızı kenarıya alalım. Yani nasıl bu kadar hızlı pişti? İnanın ben de anlamadım. Bakarsanız yani yumurta keyfimin pek bir şeyi kalmadı. Ama umarım lezzeti güzeldir. Yumurtanın sarısı diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Ciddi manada sarısı diye bir şey kalmamış. Çok aşırı derecede hızlı pişti. Tavadan da kaynaklı olabilir ama. Evet, en son yemek yiyordum. Sonra bir baktım, kamera yine ısınmış, kapanmış. Tüp ile daha hızlı soğuyor. Kamera soğuyamadı. Ama neyse, bunları boş verin. Şöyle saati göstereyim efendim size. Saat 12.30, 1'de girmiştik, 1'de çıkacağız. Tam 24 saattir balkondayız. Ben sevdim balkonu gerçi de. Yani balkonda bir gün böyleydi. Çok keyifli vakit geçirdim. Bu balkon büyük olduğu için sanırım bu videoya 100 dakika gelirse arka balkonda 24 saat videosu çekeceğim. Arka balkon çok çok daha küçük, daha zor olacak. Ama bu videoyu beğenmeniz gerekiyor öncesinde. Evet, son 25 dakika. Abone olmayanları Robin tırmalamaya geliyor dostlar, biliyorsunuz. Onun için abone olacağız. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, son 4 dakika sonra balkondan kurtuluyoruz. 3 dakika. Hatta şunun ötmesiyle balkondan çıkabileceğim artık. Of, en çok Robin özledi sanırım beni. En çok onun sıkıntısını yaşıyorum. Onun dışında bir sıkıntım yok. Rahatım. Şimdiden söyleyeyim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın canlarım. Bu videoya 100 like gelirse biliyorsunuz arka balkonda bir gün 24 saat arka balkonda 24 saat videosunu çekeceğiz. Arka balkonda 24 saat videosunda olmasını istediğiniz atraksiyonlar, eğlenceler varsa onları da yorumlar bölümüne yazarsanız hepsini değerlendirip yapacağım sizler için. Ardından bu tarz bölümler gelecek. Özge'yle güzel, eğlenceli videolar gelecek. Kaçırmamak için zili de aktif edebilirsiniz. En son şöyle iki kenarda video çıkacak. Onlara tıklayıp gidebilirsiniz. Diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Evet, son 50 saniyemiz falan kaldı. Ambulans geçiyor şansımıza son 50 saniyede. Son 20 saniye yaklaşık. 20-25 saniye kaldı. Geliyor. Bu saat 1 dakika geriymiş. Neyse. Özgürlük bizimdir. Hop, hemen içeri giriyoruz.